Modern Atom Teorisi ile karşınızdayız arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bir önceki videoda da bahsettim. 1923 yılında Louis de Broglie ışın tanıcık özelliği göstermesi fikrinden yola çıkarak tanıcıkların da dalga özelliği gösterebileceği fikrini savunmuştu. De Broglie göre elektronlar da ışık gibi dalga parçacık özelliğine sahiptir ve her elektrona eşlik eden bir belirli bir dalga boyu vardır arkadaşlar. 1926 yılında Erwin Schrödinger elektronu kuantum mekaniğine göre açıklayan bir dalga denklemi geliştirmiş. Schrödinger denklemine göre elektronun dalga özelliğine bağlı tam bir konumdan bahsedemiyoruz arkadaşlar. Yani şu. Biz Schrödinger denklemine göre elektronun konumunu bulmak istediğimiz zaman hızını bulamıyoruz. Hızını bulabildiğimiz zaman konumunu bulamıyoruz arkadaşlar. Bundan bahsediyor. O zaman biz burada bir bulunma olasılığının, yani bir olasılıktan bahsedebiliriz. Yani elektronun bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgelerden bahsedebiliriz. Bu kavram da orbital kavramıdır arkadaşlar. Elektronun bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgelere orbital denir. Buraya da burada dikkat edelim. Werner Heisenberg 1927 yılında yaptığı çalışmada dalga ve tanıcık özelliği elektronlarının konumunu ve hızlarını saptayabilmek için uzun ve kısa dalga boyları kullanılır. İşte Heisenberg belirsizlik ilkesine göre bir atomun konumunu bulabiliyorsan hızını bulamıyorsun. Hızını bulabiliyorsan konumunu bulamıyorsun arkadaşlar. Tamam mı? Heisenberg belirsizlik ilkesine göre konumunu ve hızını aynı anda belirleyemiyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Bunu da ifade edelim. Şimdi yörünge ve orbital kavramları var arkadaşlar. Peki bunlar ne? Yörünge kavramı bildiğiniz üzere şöyle kırım, burada tabii siyah kalemi seçelim. Burada yörünge kavramı Bohr atom modelinde karşımıza çıkıyordu. Bir yörünge vardı ve elektronun izlediği düşünülen dairesel oldu. Orbital kavramı neydi arkadaşlar? Elektronların bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgelerdi. Yörünge bildiğiniz üzere daire şeklindeydi. Orbitallerin farklı S, P ve D, zaten bunlardan birazdan bahsedeceğiz, şekilleri vardı arkadaşlar. Zaten atom orbitallerinde de bu şekilleri görmüş olacağız. Çekirdek etrafında dönen elektronun izlediği yola biz yörünge diyoruz. Orbital kavramında elektronların çekirdek etrafındaki bulunduğu bölgelerde. Heisenberg belirsizlik ilkesi ne diyordu arkadaşlar? Konumunu ve hızını aynı anda bulamıyorduk gibi bir kavram varken arkadaşlar, burada aynı durum söz konusu değil. Çünkü bu bir modern atom teorisi değil arkadaşlar. Bu kavram var, bu farklılık var. Heisenberg belirsizlik ilkesine uygundur arkadaşlar orbital kavramı. Elektron bulunduğu bölgeleri KLMN harfleri ile gösterirken yörünge kavramında orbitalde SPDF harfleri ile adlandırılırız. Farklı enerjilerine sahip yörüngelerde farklı sayıda elektron bulunur. Bir orbitalde en fazla 2 elektron bulunur arkadaşlar. Orbital kavramında bunu ifade edeceğiz. Bir orbitalde en fazla kaç elektron bulunmuş? 2 elektron bulunur arkadaşlar. Bu bizler için önemli olacak. Bu kavramı anladık mı arkadaşlar? Son bir özet geçelim. Kuantum sayıları bir sonraki videoda geçeceğim. De Broglie diyordu ki ışığın tanıcık özelliğini, ışık tanıcık özelliği gösterdiği gibi tıpkı elektronlar da ışığın tanıcık özelliği vardır. Schrödinger tam bir konumundan bahsedemiyordu arkadaşlar Schrödinger denklemine göre. Heisenberg diyordu ki arkadaşlar konumunu bulabiliyorsam hızını bulamıyorum. Bakın şurada yazıyor. Şöyle işaretleyelim. Elektronun konum ve hızı aynı anda belirleyemiyorduk arkadaşlar. Hızını buluyorsan konumunu bulamıyorsun, konumunu bulabiliyorsan hızını bulamıyorsundu. Bunu da ifade ettim. Sonra yörünge orbital kavramlarından bahsettim. Bir orbitalde en fazla 2 elektron bulunabilir dedik. Yörünge kavramında farklı enerjilerine sahip yörüngelerde farklı sayıda elektron bulunur. 2, 8, 8, 18 gibi hatırlayacağınız üzere. 9. sınıftan ve ortaokulda hatırlayacağım üzere. Var mı sıkıntı arkadaşlar? Bir sonraki videomuzda kuantum sayılarına geçeceğiz. Artık içeriğine biraz daha hakim olmaya çalışacağız. Görüşmek üzere.